Sevgili 5. sınıf arkadaşlarım, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle 2. ünite Geçmişe Yolculuk ünitesinden bahsedeceğiz. Diğer ilk 2 videomuzda 1. ünitenin konu anlatımını ve ünite sonu değerlendirme çalışmalarını yaptık. Arkadaşlarımız oradan yardım alabilirler yapmayan arkadaşlarımız. Diğer arkadaşlarımız yine videonun devamı için kanalımıza abone olmayı, bize Instagram sayfamızı İlkokulu Öğretmenim'den takip etmeyi unutmasın. Hemen 33. sayfayla devam ediyorum. Kısaca arkadaşlar konu anlatımdan çok yüzeysel bahsederek geçeceğim. Uygarlıkları tanıyoruz. Aşağıdaki gibi bir zaman makineniz olsa hangi yıllarda yolculuk yapmak isterdiniz ve neden demiş. Zaman makinesiyle geçmişe ve geleceğe gidilebilir değil mi arkadaşlar? Geçmişle ilgili birçok bilgi vardır zaten. Tarih kitaplarından öğreniyoruz. Tabii ki çok net ee, Bilgiler olduğu bazen söylenmiyor e, ya da karmaşık durumlar var. Fakat geçmişe dair yine bilgi sahibiyiz ama geleceğe dair bilgi sahibi değiliz. O yüzden ben olsam e, geleceğe gitmek isterdim diyebilirim. İnsanlar tarihi süreçlerde zamanı ölçmek için çeşitli takvimler kullandılar arkadaşlar. E, daha sonrasında da günümüzdeki takvimleri kullanmaya başladık. Hz. İsa'nın doğumuna biz milat diyoruz ve başlangıç olarak kabul ediyoruz. Ve bu tarih sıfır olarak kabul ediliyor. Daha sonrasında Hz. İsa'nın doğumundan önceki yıllara milattan önce kısaltılması M, -Ö şeklinde. Daha sonraki yıllara ise milattan sonra adı veriliyor arkadaşlar. Ve yazıdan önceki çağa tarih öncesi çağlar diyoruz. Yazının icadıyla birlikte biz tarih çağlarına, tarihi çağlara başlamış oluyoruz. İlk çağ Anadolu uygarlıklarına ait bazı eserler Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Eğer gitme şansınız olursa gezip muhakkak görürsünüz arkadaşlar. Burada yine takvimimi gördüm. Sıfırla başlıyorum ve daha sonrasında milattan önce ve sonra olarak ayırmıştım. Yazının öncesindeki çağlara ben tarih öncesi çağlar dedim. Sonrası çağlara ise bakın milattan önce tarih öncesi sonrakindeki zaman dilimine ise tarih sonrası çağlar ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ olarak adlandırıldı. Mezopotamya uygarlıklarından bahsedeceğiz. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye biz arkadaşlar Mezopotamya adını veriyoruz. Bu önemli. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya adı verilir. Burada Dicle ve Fırat'ın sularıyla suranan topraklar çok bereketli, verimli topraklardır. Hem de ticaret yolları üzerinde bulunur ve birçok devlet burada kurulmuştur. Örneğin en önemlilerinden birkaç tanesi Sümerler, Asurlar ve Babillerdir. Sümerlerden bahsedelim. Mezopotamya'da kurulmuş ilk uygarlıktır. Bizim için önemli. Site adı verilen şehir devletleri halinde yaşarlar. Site de bizim için önemli. Şehir devletlerine bu adı veriyorlar arkadaşlar. Ur, Uruk, Lagash ve Eridu gibi siteler yani şehirler bu devletlerden bazılarına verilen isimlerdir. Bunların başında Patesi ya da Ensi adı verilen krallar bulunuyor. Krallarımızın adı patesi ensi olarak belirlenmiş. Sümerlerin insanlık tarihindeki en büyük katkısı ise yazıyı icat etmeleridir. En önemlisi bu arkadaşlar. Sümerler yazıyı icat ettiler. Çivilerle e, yazının şekli aslında bakın burada görüyoruz çivilere benziyor değil mi? O yüzden biz buna çivi yazısı adını veriyoruz. İlk çağ Anadolu uygarlıklarında biz bunu kullandıklarını eserlerden görebiliriz. O zaman kısaca Sümerlerden Mezopotamya'da kurulduklarını bileceğiz. Site adı verilen şehir devletleri halinde yaşadıklarını bileceğiz. Ur, Uruk, Lagash ve Erudu gibi siteler yani şehirler bu devletlerden bazılarıdır. Bunu bileceğiz. Başındaki krallar Apatesi ve Ensi adı verilir ve çivi yazısını icat eden ilk uygarlıktır diyeceğiz. Burada bir sorumuz var. Yazının icadı insanların yaşamlarını hangi alanlarda kolaylaştırmıştır? Arkadaşlar yazının bulunmasıyla birlikte insanlar ilk olarak iletişim alanında çok rahatladılar değil mi? Çünkü birbiriyle kolay iletişim kurdular, yeni şeyler icat edebildiler, günlük olaylar kolaylaştı. Bizim tarihi eserlere ulaşmamız, tarihten bir şeyler okumamız kolaylaştı. Bunu söyleyebiliriz. Sümer şehir devletlerinin tam ortasındaki tapınaklara verilen ismi ise Ziggurat'tır. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Piramide benziyorlar bunlar. Sümerler ay yılını esas alarak takvim icat etmişlerdir. Yine ay ve güneş tutulmalarını hesapladılar, takip ettiler. Hicri takvime göre Ramazan ve Kurban Bayramlarını belirttiler. Ziggurat'ta depolar vardı. İnsanlar e, tüketim fazlası mallarını burada depoluyorlardı. tekerle icat ettiler ve ulaşım ve ticaretin gelişmesini de sağladılar diyebiliriz. Birçok iş yapmışlar Sümerler. Peki Babillere bakalım. Mezopotamya'da kurulan önemli uygarlıklardan bir tanesi de Babillerdi ve onlar da krallıklarla yönetiliyordu. Mimari açısından bizim için çok önemliydi burası. Şehre İştar kapısından girilirdi. Kapının ismi İştar kapısı arkadaşlar. Zaten duymuşsunuzdur. Babil'in kulesini ve asma bahçelerini. Bunlar önemlidir. En parlak dönemlerini Hammurabi adlı hükümdar zamanında yaşamışlardır. Sümer kanunlarının sistemli bir şekilde düzenlenmesi de e, bu ismi almasına sebep olmuştur. Hammurabi kanunları adı verilen en gelişmiş... E, yasalarından bir tanesi bu dönemde oluşmuştur ve kısasa kısas vardır yani bir suç işleyen kişiye e, o suçu işlediği olay aynen uygulanır tıp ve astronomi alanında da çok gelişmişlerdir arkadaşlar <laughs> hamur abi kanunlarında yaralanma bazı maddeler vermiş örneğin bir kişi başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak harekette bulunursa aynı cezayı alıyor birinin suçunu birini suçlayan ispata mecburdur. Eğer ispat edemezse ölüm cezasına çarptırılır. Çok katı bir kanunmuş bu da gördüğünüz gibi. Yine devam edelim. Bir kişi başkası için bina yapıyorsa, binanın tamamlanmamış olsa bile duvarı yıkılmışsa inşaatı yapan kişi kendi imkanlarıyla duvarı sağlam bir şekilde tekrardan yapmak zorundadır. Hamurabi kanunları sert. Neden? Çünkü insanların suç işlememesi için yapılmış kanunlar bunlar. Azurlara bakacağız arkadaşlar. Merkezi krallıklarla yönetiliyorlar. Posta teşkilatını kurmuşlar. Bu çok önemli. Onlar için imparatorluk kurdular ve geniş sınırlara ulaştılar. Posta teşkilatı bizim için niçin önemli? Öğretmenim haberleşmek için önemli. Büyük saraylar yaptırdılar arkadaşlar. Ticaretle e, geçimlerini sağladılar. Kayseri Kültepe'de Kaniş Karum Asurların Anadolu'daki ticaret merkezi. Bunu da unutmuyoruz. Kaniş Karum Asurların ticaret merkezidir. Asurlar eğitim ve bilime de çok önem vermişlerdir. Çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Ve ilk çağda Mezopotamya'da kurulan diğer uygarlıklar, elamlar ve akatlar olarak belirlenmiştir. Burada bana metin vermiş. Asur Banipal'ın bu çalışması insanlık tarihine hangi alanlarda katkı sağlamış? Milattan önce 17. yüzyılda pardon 7. yüzyılda tahta çıkan Asur kralı Asur Banipal okumaya meraklıydı. Okuma yazma bilen ender krallardan biriydi. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi de okurdu. Onun saray kütüphanesinde edebiyat, tıp, hukuk ve tarih yine duaları içeren tabletler bulunurmuş. Hem kral hem askeri bir lider ve bilim insanıymış bu kişi. Çivi yazısını da öğrenmiş. Sümerce ve Babilce yazılmış. Tabletleri okuyup matematik problemleri de çözüyormuş. Ee, Asur Banipal'ın bu çalışması insanlık tarihini hangi alanda etkilemiştir? Bakın kütüphane kurmuş değil mi? İnsanların bilimsel açıdan gelişmesine çok çok katkıda bulunmuştur. Verilen metinden hareketli Asurlar için hangi kültürlerden etkilenmiş denilebilir? Sümerlerden etkilenmiş. Yine kral... Ee, çiviyasını öğrendiği için yine Sümerlerden etkilenmiştir diyebilirim 37. sayfadayım bu sefer Anadolu uygarlıklarına bakacağız Anadolu'da elverişli iklim koşulları vardı zengin su kaynakları vardı ve toprakları bereketliydi ticaret yollarının geçtiği bölge üzerinde bulunduğu için de çok önemli bir yerleşim merkeziydi Konya'nın yakınlarında Çatalhöyük dünyanın bilinen en eski yerleşim birimlerinden bir tanesidir bunu unutmuyoruz dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Son zamanlarda biliyorsunuz Urfa'daki Göbekli Tepe'de dünyanın en eski ibadet merkezlerinden birisi bu açığa çıktı. Göbekli Tepe bizim için çok önemli. İlk çağda Anadolu'da insanlık tarihinde önemli katkılar sunan birçok uygarlık kuruldu. Haritamızda da zaten Anadolu belirtilmiş. Metin'le ilgili soruları cevaplayınız demiş. Çatalhöyük'ün hangi özellikleri yerleşim yeri olarak tercih edilmesini sağlar? Arkadaşlar ile ilgili burada bilgi verilmiş bize. Köyün sakinleri Konya Ovası'nda bataklık ve küçük göller varmış. Çatalhöyük'ün kurucuları ovada buldukları elverişli alanla kerpiçten ev yapmışlar. Ve burada yaşamaya başlamışlar. Neden önemli? Öğretmenim yerleşim alanı açısından... E Su, bereketli topraklar bunların açısından önemlidir. Hititlere bakıyoruz arkadaşlar. İlk çağda Anadolu'da kurulduğu bilinen ilk devlettir. Bu da merkezi krallıklar sayesinde yönetiliyor. Çorum'un Boğazköy ilçesinde bulunan Hattuşaş e, şehri bunların yönetim merkezlerinden biri. Yani başkentleri Hattuşaş. Tavanan'la adı verilen kraliçeleri var. Bu da çok önemli soylulardan oluşan bir meclisleri var. Bu meclisin ismi de Pankuş Meclisi. Bu da çok önemli. Hititler Mısırlarla birlikte savaş sonunda dünyanın ilk yazılı antlaşması yani Kadeş Antlaşması'nı imzalıyorlar. Unutmuyoruz dünyanın ilk yazılı antlaşması Hititler ve Mısırlar arasında olmuştur. Kadeş Antlaşması'dır. Burada Hitit kralı tanrılarına hesap vermek amacıyla kendi dönemindeki olayları anal adı verilen yıllıklara yazıyor. İmari alanda da ileri gittiler. Hattuşa'da büyük tapınaklar yaptılar ve kabartmaları var önemli eserlerinden. Yandaki görselde de verilmiş. Friglere geçelim. İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından bir tanesidir yine. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Gordion şehri bunların başkentidir arkadaşlar. Frig kralı Gordios kurmuş bu şehri ve en parlak dönemleri Kral Midas zamanında olmuş. Tarım ve hayvancılıkla ilgilendiler, dokumacılık, mobilyacılık yaptılar ve fibula adı verilen çatal iğneyi buldular. Bu iğnenin ismi fibula arkadaşlar, çatal iğne. Yine süslemeler, mobilyalar onlar için çok önemliydi. Günümüze ulaşan friklerden en önemli eserler Kral Midas tümülüsü ve Kral Midas anıtıdır. Burada da zaten belirttik. Devam ediyoruz 40. sayfayla. İyonlardayız. İlk çağda Ege Kralı'nın şehir devletleri halinde kurulmuş bir uygarlıktır bu da. Efes, Milet, Foça ve İzmir'de kurulan bu devletlere biz polis adı veriyoruz. İyonlar kurulukları bölgenin coğrafi konumuna bağlı olarak deniz ticaretiyle de uğraşmışlar. Çünkü denize yakınlar, kıyıları var. Ekonomik olarak zengin uygarlıklardan bir tanesiydi İyonlular. Onlar Hipokrat, tıp, Pisagor, matematik, Herodot, tarih, Diyojenis'e felsefe alanında yaptığı çalışmalarla insanlığa katkı sağlamıştır diyebiliriz arkadaşlar bu dönemde. Fenikelilerden öğrendikleri alfabeyi geliştirdiler ve Latin alfabesinin oluşmasına katkı sağladılar. Altını çizdiğim kısımlar çok çok önemli bizler için. Artemis Tapınağı yine Efes Antik Kenti İonyalılardan günümüze kalan en önemli eserlerden. Peki bu Rartular ilk çağda Anadolu bölgesinde kurulmuş bir uygarlıktır bunlarda. Başkentleri Van yani Tuşpa'dır. Bunlar da bulundukları bölgenin coğrafi özelliklerine göre tarım, hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır. Şehirlerin etrafını sağlam surlarla çevirmişlerdir arkadaşlar. Kanallar yapmışlardır tarımla alakalı olarak. Van Kalesi de Urartulardan bize kalan önemli eserlerden bir tanesidir. Lidyalılara bakalım. İlk Çağ Anadolu'nun batısında Gediz ve Menderes Irmakları arasındaki bereketli ovalarda yine kurulmuştur. Lidyalıların başkenti Manisa'daki Sart şehridir arkadaşlar. En önemli geçim kaynakları ticarettir ve takas yoluyla ticarette zorlanan Lidyalılar artık parayı icat etmiştir. Bu çok önemli. Maden işlemeciliğinde de ileri gitmişlerdir. Burada zaten görsellerde onların takıları, paraları belirtilmiş. Onlara bakabilirsiniz. İlk kısımda bana 41. sayfada ilk çağda Anadolu ve Mezopotamya'da kurulan uygarlıkların insanlık tarihine olan katkılarını maddeleyerek defterinize yazınız demiş. Ne gibi katkıları vardı? Arkadaşlar birçok katkıları vardı parayı buldular. Çivi yazısını buldular. Anayasa oluşturdular. Yine tekerleği icat ettiler değil mi? Birçok icat icatta bulundular. matematik, tıp, felsefeyi geliştirdiler diyebiliriz arkadaşlar. 41. sayfayı bu şekilde tamamladım. 42 ile devam ediyorum. Yaşadığınız çevrede yerli ve yabancı turistlerin görmek için geldikleri yerler neresidir? Örneğin İstanbul'da yaşıyorum. Öğretmenim Kız Kulesi'ni, Galata Kulesi'ni görmeye geliyorlar. Topkapı Sarayı'nı, Dolmabahçe Sarayı'nı. E, görmeye, gezmeye geliyorlar diyebiliriz. İnsanların etkisi olmadan oluşan e, göl, vadi, deniz, plato gibi yerlere biz doğal varlık, doğal unsur adını veriyoruz arkadaşlar. Ülkemiz oldukça zengin bu yönden. Birçok da turist geliyor. Yer altından çıkan sıcak suların <laughs> teraslardan akmasıyla oluşan Pamukkale travertenlerinin görselini görüyoruz arkadaşlar. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunuyor. Ve birçok turist her yıl buraya geliyor. Burada da yine ülkemizdeki şehirlere göre gelişmiş olduğu turistik alanlar belirtilmiş. Ne ile ünlü olduğu belirtilmiş. Burada o haritaya bakarak bulabiliriz. Trabzon'daki Uzungöl ülkemizin yine doğal varlıklarından bir tanesidir. Turistik varlıklarından bir tanesidir. Nevşehir'deki peri bacaları göreme tarihi ve milli parkı çok çok önemlidir arkadaşlar. Erciyes ve Hasan dağlarından çıkan tüfler zamanında rüzgar ve suların aşındırmasıyla kaya şeklini alıyor ve Peribacaları olarak biliniyor. Çok eski bir yerleşim merkeziydi. Tarihi eser bakımından da son derece zengin ve birçok turisti her yıl ağırlıyor. <laughs> Yine geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapıya tarihi mekanlar adı veriliyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik kenti de yine UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Hattuşaş, Çorum ilinin Boğazkale ilçesinde bulunuyor. Burada görselini görüyoruz. Bizim için çok önemli. Peki tarihi eser nedir? Geçmişte yaşamış insanların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları ve Günümüze kadar ulaşan han, köprü, cami, kilise gibi yapıların tamamıdır. Burada da Çanakkale Şehitler Abidesi var. Gelibolu Yarımadası'nda bulunuyor. Türk tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Çanakkale Muharebesi'nde şehit düşen askerlerimizi simgeliyor ve bize bu anları yansıtıyor. Yaşadığınız yerdeki tarihi mekanları araştırınız demiş. Burası size kalmış bir şey arkadaşlar. Hangi şehirde yaşıyorsanız tarihi mekanları araştırıp soruyu yanıtlayabilirsiniz. Yine burada Selimiye Camii'ni görüyoruz. Edirne'deki Şanlıurfa'daki Balıklı Gölü görüyoruz. Trabzon'daki Sümele Manastırı'nı ve Adıyaman'daki Nemrut Harabelerini görüyoruz arkadaşlar. Ülkemizde müzelerde sergilenen tarihi eserler, nesneler vardır. Bu da geçmişte yaşamış uygarlıklardan kalan alet ve araçlara deniliyordu değil mi? Kaşıkçı Elması Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. Hitit Güneş Kursu yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi yani Ankara'da sergileniyor. Buradaki kısımda arkadaşlar yine tarihi eserlerden ya da doğal varlıklardan çevrenizde hangisi varsa işaretleyip isimlerini yazıyorsunuz. Yine kişisel bir soru herkesin yaşadığı ile göre yapılacak bir soru geçiyorum. 47 kültür kavramından ne anlıyorsunuz düşüncelerinizi yansıtınız demiş. Kültür deyince aklımıza ne gelir arkadaşlar? Geçmişten günümüze taşıdığı gelenek, görenek, öf ve adetler gibi manevi değerler ile yemek, kıyafet, halk oyunu gibi maddi unsurların biz tamamına kültür diyoruz. Kültürümüz, ülkemizin kültürü binlerce yıllık kültüre sahip, geçmişe sahip. Bizim halk oyunlarımız, el sanatlarımız, kıyafetlerimiz, müzik aletlerimiz bunun birer parçası değil mi? coğrafi özelliklere bağlı olarak da değiştirilebiliyor. Örneğin hamsili pilav Karadeniz'e özgü o taraflarda meşhurdur. İzmir, Aydın, Muğla gibi şehir, şehirlerimizde yine zeytinyağlı yiyecekler ünlüdür. Ankara, Konya, Kayseriler'de gözleme, bazlama, yufka, mantı meşhurdur. Yine Urfa ve Mardin'de kebaplar, dünya bunlar çok önemli değerlerimizden, yemeklerimizden bir tanesidir. Trabzon Rize tarafında Horon oyunlarımızdan ee, bir tanesidir. Yine Kemençe eşliğinde çalınır. Giyilen kıyafetlerin farklı isimleri vardır. Şalvar, Peştemal bunları sayabiliriz. Urfa, Maraş, Diyarbakır çevresinde Halay bizim için önemlidir. Giydikleri kıyafetler, fesler örnek olarak gösterilebilir. Ege tarafında ise Zeybek önemlidir arkadaşlar. Yine zevk oynayan kişilere efadı verilir. Yün çorapları, çizmeleri meşhurdur. Festleri vardır diyebiliriz. Geleneksel el sanatlarımız vardır. Yine Mardin dilimizle özleşmiş günümüzde Midyat ilçesinde bu çalışmalardan bir tanesi vardır. Bakın kolye, bilezik, küpe, broş, anahtarlık, gümüşün ince şekilde işlenmesiyle oluşur ve telkari Adı verilir bu sanata. Telkari işçiliği ile ilgili görselimizi görüyoruz. Yine bir sonraki kısımda çinicilik vardır arkadaşlar. Pişirilmiş killerin boyanmasıdır bu da. Cami saraylarda medreselerde çok fazla karşılaşılır. Bursa tarafındadır. Türk mimarisi için önemlidir. Halıcılık da yine bizim için çok önemlidir. Pazırık halısı çok e, önemli tarihi bir halımızdır. Bakın burada gösterilmiş. Kocaeli'ye bağlı hareket tarafında da yine ipekten halılar dokunur. Bizim için önemlidir. Devam ediyoruz. Dini bayramlarımız, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Dini bayramlarımıza el öpülür. Çeşitli yiyecekler hazırlanır, yemekler, farklı güzel kıyafetler giyinilir. Harçlıklar alınır, hediyeler verilir ve kutlanılır. Milli bayramlarımız ise bizim ülkemizin önemli başarılarını simgeler. Bu bayramlarda yine çocuklar, gençler, herkes farklı kutlamalar yapar. Büyüklerimiz bizi seyreder coşku içinde. Düğünde farklı geleneklerimiz vardır. Kına gecesi, eğlenceleri bunların görselini görüyoruz arkadaşlar. Öğrendiklerimi uyguluyorum kısmına geçtik. Sayfa 51. Burada bana Aşağıdaki iki ayrı şehrim ait kültürel unsurların özelliklerini araştırarak bilgileri yazınız demiş. <laughs> İzmir yöresindeki düğünler, el sanatları ve geleneksel kıyafetlere bakacağız. Düğünlerde zeybek oynanır değil mi? Efe. Daha sonra Artvin'e geçeceğiz. Zeybek diyelim. El sanatlarına baktığımız zaman arkadaşlar Çömlekçilik Ahşap oymacılığı Bunlar söylenilebilir. Geleneksel kıyafetlerine baktığımız zaman arkadaşlar Fes Cepken yün çorap, çizme. Bunları söyleyebiliriz. Artvin yöresine bakacak olursak Artvin tarafında horon oynanır, önemlidir. Burada neler vardır arkadaşlar? El sanatları olarak burada da dokumacılık, bakırcılık, Sepet örmeciliği. Örnek olarak gösterilebilir. Onların geleneksel kıyafetleri ise zıpka, cepken yine. Pantolon, mintan. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. 52. sayfayla devam ediyoruz. 52. sayfada bana mutluluklar paylaştıkça çoğalar, acılar paylaştıkça azalır sözünden ne anlıyorsunuz? Eğer mutluluklarımızı çok sevdiğimiz insanlarla paylaşırsak daha mutlu oluruz. Onlar da bizim adımıza mutlu olur. Ama acıları paylaşırsak bu insanlar da dertleşiriz ve acılarımızın azalmasını, hafiflemesini sağlarlar. Bizi teselli ederler. Bunu söyleyebiliriz. Taziye evlerinin toplumdaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu üzerindeki etkileri neler olabilir demiş. İnsanların acılarını paylaşmak demiştik. Kültürel öğelerimizdeki başka hangi unsurlar toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirir? Burada zaten arkadaşlar bize askerliğe önem verildiğinden bahsetmiş. Bizim toplumdaki millik ve milli birlik ve beraberliğimizi artıran kültürel öğelerden bir tanesidir. Yine türkülerimiz, halk ozanlarımız, Eşe Tertaş'ı vermiş burada bize. Bizim kü kültürel öğelerimizden bir tanesidir. Öğrendiklerimi uyguluyorum kısmında siz de Çanakkale türküsünü araştırarak milli birlik ve beraberliğimiz açısından değerlendirip yazınız demiş arkadaşlar. Yukarıda bana Çanakkale şarkısıyla ilgili bir araştırma yapmam gerektiğini söylemiş siz tabii ki araştırmalarınızı yapıp duygularınızı ifade edeceksiniz burada. Ama örnek verecek ol, olursak Çanakkale içinde vurdular beni. Bu aslında Çanakkale Savaşı sırasında ortaya çıkan bir e, türküdür arkadaşlar. Aynalı çarşı Çanakkale'nin içinde yer alan bir çarşı. Yine burada cephede savaş sırasında dillerden dillere ulaşan bir Türk olduğunu söyleyebiliriz. Şehit olan askerlerin anısına yazılmıştır ee, ve bestelenmiştir diyebiliriz. Siz de duygularınızı ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki kısma bakıyorum. Ankara Etnografya Müzesi'nin genel ağ sayfasını ziyaret ederek görselleri inceleyip karşılaştırınız demiş günümüzde. Burası size kalmıştır arkadaşlar. Geleneksel oyunlardan bahsedecek olursak burada Hacivat Karagöz oyununu görüyoruz. Gölge oyunu, orta oyunu <laughs> olarak adlandırılıyor bu oyunlar. Gölgeler yansıtılarak doğaçlama, konuşmalar, müzik, dansla devam ediyor. Günümüzde bu gelenekler devam ediyor mu? Çok çok az düzeyde devam ediyor. Unutulmuş derecede diyebiliriz. Önemli kültürel öğelerimizden bir tanesi de misafir ağırlama, yemek kültürüdür arkadaşlar. Eskiden yer sofrası vardı. Sunum bu şekildeydi. Konuklara tatlı olarak lokum yanında Türk kahvesi ikram edilirdi. Şimdi günümüzde bunların yerine şeker ve çikolata ikram ediliyor değişimler olmuştur diyebiliriz. Yine günümüzde ve geçmişteki unsurları karşılaştıracaksınız. Değişen unsurlar olup olmadığını ifade edeceksiniz. Geleneksel kıyafetlerimiz değişmiştir diyebilirsiniz burada. Geleneksel kıyafetler ve günlük kıyafetler arasında çok fark vardır değil mi? Bunu örnek olarak söyleyebiliriz. Kendi yörenize ait farklı geleneklerin unutulduğunu anlatabilirsiniz. Bu sayfada hepiniz farklı soru e, yanıtı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ünite değerlendirme çalışmalarına geldik. Bir sonraki videomuzda bu çalışmaları yapacağız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizler Instagram sayfamızı İlkokul öğretmenimden takip etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.